karşısında böyle bazı yüzleri görünce tabii çok daha rahat konuşuyor. Bazılarımız eğer kameralarını kapatmazsa ben de memnun olurum. Çünkü sadece böyle bir kameraya bakıp boş bir ekrana konuşmak biraz zor olabiliyor. Bugün neden bahsedeceğim? Ben biraz o konu hakkında size bilgi vermek istiyorum. Perşembe günü ufak böyle bir tanıtım gibi demo yapmıştık aslında. Bu başlığın adı hayalperest. Hayalperest olmasının nedeni de aslında tamamen benle alakalı. Benim bir hayalperest olmamla ilgili. Ben bir koleksiyoncuyum. Koleksiyon yapıyorum. Özellikle Marvel ve DC karakterlerinin. Ama o koleksiyonu neden yapıyorum? O koleksiyonun benim hayatımdaki yeri ne? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Onlardan kendimi elde ettiğim belli başlı bir takım duygular var. O duyguları sizle paylaşmak istiyorum. Onları izlerken, o karakterleri izlerken ya da o karakterlerin yaratıcılarına bakarken o yaratıcılar nelerden esinlenmiş? Ben bu esinlemelerden kendi hayatıma neler katabilirim? Hayatı biraz farklı bir taraftan bakıyorum. Konunun kapsamı genel olarak bu meyanda oluyor olacak. Tabii ki korona günleri var, malum hepimiz biliyoruz. Bu LinkedIn'de, Instagram'da falan çok dolaşan bir tane fotoğraftı. Ben de açılışı böyle bir fotoğrafla yapmayı daha uygun gördüm. Hem günün kendi içinde bulunduğu özel durumunu özel, hem de bizim kendi konumuzu özel. Başlamadan ben 6 haftadır karantinadayım. 6 haftadır evin dışına çıkmadım yani. 6 hafta bitti hatta. Önümüzdeki hafta belki birazcık daha fazla olacak ama Mayıs sonuna kadar çok fazla dışarıya çıkmayı düşünmüyorum. Gerçek kahramanlar sizin de ekranda gördüğünüz aslında doktorların kendisi. Biz tabii hayallerden bahsedeceğiz. Burada gördüğümüz şeylerin çoğu hayali kahramanlar ama o hayali kahramanların da kendi işlerinde kusurları var. Biraz da böyle bunlardan bahsediyor olacağız. Bu 6 hafta nasıldı? Benim için çok kısa anlamda o konu hakkında bilgi vermek istiyorum size. Bu 6 hafta 8 yıldır ben 2012'nin sonunda Ritim adını verdiğim bir tane şirket kurdum. 8 yıldır kendime ayırmak isteyip de bulamadığım zamanı kazandığım bir 6 haftaydı. Kendi adıma bu 6 haftayı üzerine bir 5 hafta daha ekleyip Mayıs sonuna kadar sürdürmeyi planlıyorum. Hem kendi kronik sıkıntılarım nedeniyle hem de dışarıdaki olaylardan çok fazla etkilenmemek adına. Neticede hepimizin bazen zamana ihtiyacı oluyor. Ve hep şunu söylüyoruz, yani biraz zaman olsa şunu yapsam, aslında hiç zamanım yok, zamanım olsaydı şunu yapardım falan gibi. O yüzden bu 6 haftayı kendi adıma en azından bir kayıp olarak hiç görmedim. Görmemeye de devam edeceğim. Çok da güzel şeyler yapıyorum kendi adıma. Kendimle içselleşiyorum, kendimle yüzleşiyorum. Kendime zaman ayırıyorum. İşlerimi birazcık daha sakin, telefonum çalmadan, çok fazla bana mail gelmeden yapıyorum. Çok daha böyle sakin bir şekilde gidiyor. Bu karantina günleri aslında her süper kahramanın filmlerde de gördüğünüz ihtiyacı olan aslında zaman. Batman serisine bakıyorsunuz. Batman 1, Batman başlıyor. Batman 2, Batman düşüyor. Her süper kahraman biraz düşer yani. Üçüncü seride de Batman Yükseliyor serisi çıkmıştı. O işte Batman 2'deki o Batman'in aneki hayata çekildiği dönem aslında ben bu korona günlerini ya da bu izolasyon günlerini böyle görüyorum. Keza Iron Man serisindeki işte Iron Man'in ikinci sayısında, ikinci serisinde, ikinci filminde Iron Man'in böyle kendi kendine çekildiği, her şeyi Pepper Potts'a devrettiği şirketinin yönetimini, işte aslında sevgilisi olan kadına devrettiği bir dönem. O yüzden bazen durmak iyidir. Yani bunu kayıp olarak görmek esas kaybın kendisi bence. Ben bugünleri de biraz kazanım olarak görüyorum. Velhasıl başta da söylediğim gibi ben aslında bir koleksiyoncuyum. Bu ekranda gördüğünüz parçaların hepsi benim kendi koleksiyonumdan. Hepsi birebir aynısıdır bu arada. Aralarda limitler de var. Çok özel parçalar da var. Daha böyle genel olarak bulabileceğiniz parçalar da var tabii. Ama koleksiyon bizim için ne ifade ediyor? Ben bugünü o hayallerle böyle birazcık çerçevelemek istiyorum. Ben kendimi bildim bileli hayalperest bir adamım. Yani hani diyoruz ya içimizdeki çocuğu çok fazla şey yapmamak lazım işte içindeki çocuğu kaybetme. O içindeki çocuğu kaybetme demek bana sorarsanız aslında o hayal kurmayı bırakma anlamına geliyor. Yani böyle birazcık daha erken yaşlarımızı düşündüğümüzde hep hayal kuran insanlarız aslında hepimiz. Ortaokulda, lisede, üniversitede. Nedense o üniversite bittikten sonra hayal kurmaklar falan birazcık bitiyor. Yani gerçek hayatın kendisiyle yüzleşiyoruz. Ben hiçbir zaman buna inanmadım. Yani beni yakından tanıyanlar da var aranızda.
Ben kendim bildim bileli çok hayalperest bir adam oldum. Yani nereden çıkıyor bu? 2012 yılında her şeyi bırakıp bir anda ya ben kendime bir şirket kuracağım ve bu şirket Türkiye'deki hatta dünyadaki en iyi firmalardan bir tanesi olacak düşüncesiyle yola çıkmıştım. Amaç zaten o dünyadaki en iyi firma olmak ya da kendi konumla alakalı dünyadaki en üst tepeye gelebilmek. Bu birçok kişi için aslında bir hayaldi. Yani ben 2000 yılında karar vermiştim böyle bir şey yapmaya. Üniversiteye giderken iş aradığım süreç içerisinde ya ben ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam diye düşünüyordum. Kendi adım o ne sorusunun cevabını bulmak benim 10 yılımı aldı arkadaşlar. Yani ben ne sorusunun cevabına 20 yıl sonunda ulaştım daha doğrusu öyle söyleyeyim. Buradaki süper kahramanların hepsine bir bakın. Batman'inden Iron Man'ine, Örümcek Adamı'ndan Aquaman'ine kadar, şurada işte gördüğünüz hanımlardaki Bishoku'ya kadar, Joker'e kadar. Aslında bütün filmlerde böyle hayali kahramanların olduğu bütün filmlerde gördüğümüz şey aslında insanlar ne sorusunun cevabını arıyor. Ya ben ne yapmak istiyorum? Ben neden hoşlanıyorum? Ben neyi ortaya koymalıyım sorusunun cevabını arıyorlar. Benim kendi adıma bu 20 yılımı aldı. Musk için 30 sene bu. Atatürk için çok daha erken yaşlarında. Indira Gandhi için belki birazcık daha böyle işte 25-30 yaşlarında. Bunların hepsi birer hayalperest. Yani Stanley bu gördüğünüz karakterlerin aslında hepsinin yaratıcısı diyebilirim. 1922 yılında doğmuş Amerika'da. 2018 Aralık'ta öldü. Spider-Man'in, Iron Man'in, Joker'in, Harley Quinn'in yani birçok karakterin yaratıcısı. O da aslında ne istiyorum sorusunun cevabını birazcık daha böyle ileriki zamanlarında bulmuş birisi. Ama ne istiyorum sorusunun cevabını bulduktan sonra nasıl aslında işin birazcık daha bana sorarsanız zor kısmı. Bütün herkes ne sorusunun cevabını arıyor. Ya ben Chevrolet Camaro'ya binmek istiyorum. Ne sorusunun cevabı buysa arkasından onun birazcık daha nasılı gelmeli. Hayalle gerçeğin benim kendi adımın pekiştiği yer birazcık burada başladı. Yani hani az önce söyledim ya üniversitenin bitmesine yakın ben ne sorusunun cevabını arıyordum. Üniversite bittikten sonra herkes o içindeki çocuğu öldürüyor. Hayatın gerçekleriyle falan yüzleşiyor. Ben hayatı olduğu gibi görmedim. O hayatın gerçeklerini kendi gerçeklerimle pekiştirmek için çabaladım daha fazla. Yani çünkü bir şey yapmaya kalktığınızda herkesin size söylediği şey şu, aman onu yapma, aman bunu yapma, bunu zaten herkes yapıyor. Ya bunu zaten yapmana gerek yok, şu anda gelinen en üst seviye bu. Yani neden seni tercih etsinler ki? Ya ben altı üstü, çok tırnak içinde, IATF 16.949 ve AS9.100 savunma uzay havacılık denetçisiyim. Kalitecilerden genellikle böyle şeyler çok fazla çıkmaz. Yani böyle çok böyle bizler hayal dünyasında çok fazla dolaşmayız. Çoğu zaman bir sıfırdır hayat, bir hayat bizim için. Yani o parçaya uygundur ya da değildir. Öyle düşünebilirsiniz. Ben o zaman yaptığım işi de yani fabrikalarda çalıştığım dönem içerisinde yaptığım işi de hep böyle hiçbir zaman böyle görmedim. Evet belli başlı gerçekler vardı ama ben kendi gerçeklerimle o gerçekleri birleştirmeyi birazcık daha fazla önemsedim doğrusunu isterseniz. Hal böyle olunca zaten dediğim gibi çocukluktan beri bir hayalperestim. Özellikle işte 89-90'dan sonra ya da 88 yanlış hatırlamıyorsam çok kanallı televizyonlara geçildikten sonra daha fazla Superman filmleri ortaya çıkmaya başladı. Bilgiye böyle birazcık daha böyle filmlerle alakalı olan şeyleri birazcık daha fazla ulaşabilmeye başladık. 95'ten sonra bir trend oldu ama bana sorarsanız 2005'ten sonra 2009 yılında şurada gördüğünüz Iron Man serisi benim vay canına dediğim serilerden bir tanesiydi. Bu film aslında Avengers serisinin de bana sorarsanız ilk filmlerinden bir tanesi. Çok manidar bir şey var Iron Man filminde. Aslında bütün bu seri Iron Man'le başlarken Avengers Endgame'de yani oyunun sonu filminde Iron Man'le bitiyor, Iron Man ölüyor. Yani bir şeyler başlıyor ve bitiyor. Benim bu gördüğünüz koleksiyonda karakterlerin hepsinden benim kendi hayatımda çıkarımlarım var. Ben aslında sizlerle birazcık bu çıkarımları paylaşmak istiyorum.
biraz onlardan yola çıkarak ben hangi duygu durumunu yaşıyorum onları gördüğümde biraz onları paylaşmak istiyorum. Ve aslında ekranda gördüğünüz 3 tane karakter benim top 3 karakterim. Birincisi Joker, ikincisi Iron Man, üçüncüsü Harley Quinn ama Harley Quinn'i Margot Robbie'nin kendi resmini koymayı bile, fotoğrafını daha doğrusu koymayı birazcık daha uygun gördüm. Birazcık daha böyle renk olsun diye. Bu üç karakter benim için çok önemli. Peki ben bu karakterlerden neler öğrendim? Yani Joker benim için ne demek? Çoğu zaman Iron Man filmine bakıyorsunuz, Joker işte filmine bakıyorsunuz. Joaquin Phoenix en son filminde Oscar ödülü aldı. Ben bu filmlere baktığımda bence herkesin gördüğü şeyleri görmüyorum. Joker soytarının kendisidir. Zaten direkt olarak karşılığı da soytarı demek. Bunun dışında psikopatın da tekidir aslında yani. Ama Joker benim kendi hayatımda esneklik ve adaptasyonu sembolize ediyor. Esneklik ve adaptasyon çok değerli liderlik yeteneklerinden bir tanesi bana sorarsanız. Yani eğer bir lider olacaksanız hem esnek hem de adaptif olmanız lazım. O eski kurallara bağlı liderlikler artık ortadan birazcık kalktı. Joker karakteri neden benim için top? Çünkü bende çok üst seviyede bir iki tane duygu durumunu ortaya çıkarıyor. Hem esnek hem de adaptif olmalıyım ki ben bir şeyleri daha rahat bir şekilde ya da daha yoluna koyabilecek bir şekilde yapayım demek. Çoğu insan için çok fazla sigara içen, ağzı bozuk, katil, tırnak içinde psikopatın aslında kendisidir. Ben Joker'e baktığımda onu görüyorum. Ne zaman Joker filmini izlesem oradaki duygu durumu tam olarak bana geçiyor. Iron Man. Iron Man, vay canına be, insanlar ne film yapmış dediğimiz, inanılmaz böyle hologramların ortaya çıktığı, böyle inanılmaz görsel efektlerin olduğu bir film aslında. Iron Man benim için egoizmi simgeliyor aslında. Bana sorarsanız hem Joker oldu, hem Joker'de olduğu gibi Iron Man'de, Superman'de, Wonder Woman'da bu karakterlerin hepsi kusurlu, aynı bizim gibi. Iron Man aslında bir süper kahraman, Superman aslında süper kahraman. Ama onların hepsinin kendi içlerinde kusurları var. Zaten bana sorarsanız insanı değerli kılan da kusurları. Yani biz ne zaman kusurlarımızla barışıyoruz, kusurlarımızla yüzleşiyoruz, ondan sonra aslında Iron Man oluyoruz. Bu neden diye, yani neden önemli diye soracak olursanız, sevdiğiniz filmleri bir düşünün. Sevdiğiniz filmlerin hepsi aslında bizde bazı duygulara karşılık gelen filmler. Örneğin Transformers, 6 tane serisi çekildi. İlk 3 seri harikaydı. Çünkü bana sorarsanız 5 tane duyu organına hitap ediyordu. Hem göze, hem dokunmaya, hem işitmeye. Ama onun dışında aslında bizim duyu organı gibi görmediğimiz hislerimize hitap ediyordu. Biz hissiyatı, dokunmayı genellikle dokunmakla algılıyoruz ama şuraya hitap ediyordu. İlk 3 film. Ne zamana kadar? 4. seriye kadar. 4. seride yapı değişti. Hasbro aldı aslında Transformers'ı. Hasbro aldıktan sonra biz Transformers filmini çekelim. Ondan sonra da oyuncakları satalım. Film mümkün olduğu kadar görsel efektlerde dolsun beklentisi vardı aslında filmin kendi içinde. 4. seri ilk 3 seri gibi tutmadı. Çünkü ortada duygu yoktu. Görsel efekt vardı. 5. filmi denediler. 5. film nispeten birazcık daha iyiydi. Ama orada da yine bizim kalbimize hitap eden şeyleri bana sorarsanız kaçırmışlardı. 6. film Bumblebee. Bumblebee ile birlikte geçen sene işte Mart-Nisan aylarında Transformers 7'nin çekilmesi planlanırken dediler ki ya biz Transformers 7'yi çekmeyeceğiz. Biz kendi içimizde buna bir bakalım neden olmadı. Aslında bakmaya çok fazla gerek yok. Ortada duygu kalmadı son 3 seride. Iron Man filmi 3 seri olarak devam etti ve işte en son Infinity War'la Avengers serisiyle birleşip devam eden serilerden bir tanesi. Benim Iron Man'de bulduğum şeylerden bir tanesi o duygu. Neden bunu söyledim? Kendi duygularımızla yüzleşmiyorsak eğer, kendi duygularımızı tanıyamıyorsak eğer, o duygu durumunu doğru şekilde de ifade edemiyorsak eğer, bana sorarsanız hem sosyal hayatımızda, hem iş hayatımızda hem de kişisel ilişkilerimizde başarılı olmamız mümkün değil. Iron Man'de tabii bana hitap eden çok fazla daha duygu var. Ama ben Iron Man'in bugün egoistlik tarafından bahsetmek istedim. Iron Man'den ben ne öğrendim?
Iron Man bu arada bende Elon Musk'ı sembolize eder. Elon Musk'la da alakalı bir takım şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. O yüzden iki tane resim var. Iron Man 2 filminde gerçekten o Monaco'daki sahnede Elon Musk'la Robert Downey, yani Tony Stark'ı canlandıran gerçek adam Robert Downey karşılaşıyorlar. Iron Man egoist bir adam. Ne öğrendim Iron Man'den ben? Egoist olursan yalnız kalırsın. Niye? Iron Man serisi bittikten sonra Avengers serisinin ilk filminde Iron Man dahil oldu ve Infinity War, Sonsuzluk Savaşı'nda Avengers ekibi Iron Man'i dışladı. Çünkü o kadar egoistik ki. Dediğimi dedik, çaldığım düdüktü. Başkalarının fikirlerine saygı duymayan, her şeyin en iyisinin kendisinin bildiğini düşündüğü bir adam olarak görüyordu kendisini. Bunun için çok fazla hata yapıyordu bu arada. Ya o öyle olmaz, bu daha doğru diyordu ve günün sonunda hep hatalar yapıyordu. Iron Man bende bunu sembolize ediyor. Ben Iron Man'den şunu öğrendim. Nasıl Joker'den esneklik ve adaptasyon iyi bir şeydir, bir liderlik özelliğidir almışken, aslında bu iki karaktere baktığınızda tam zıttı olması lazım. Yani Joker'den kötü bir şey, Iron Man'den iyi bir şey öğrenmem lazım. Ben hayata böyle bakmıyorum. İzlediğim filmlere de böyle bakmıyorum. Bütün hayatı kendi hayal dünyam içerisinde değerlendiriyorum ben. Yani bir şeyi yapmak istiyorsam onu yapabilirim. Yeter ki ne istediğimi doğru şekilde ortaya koyayım. Devamında da bu nasıl olur aynı Elon Musk gibi ortaya koyuvereyim. Elon Musk'tan ne öğrendim? Elon Musk Afrika'da doğmuş, berbat bir çocukluk geçirmiş. Ondan sonra Silikon Vadisi'ne girmiş ama 14 yaşında ilk Atari oyununu, bilgisayar yazılımını yazmış. Aslında bir deha, ben kesinlikle kendimi bir deha olarak görmüyorum. Ama bana sorarsanız dünyayı değiştirmek için Elon Musk olmaya da gerek yok, deha olmaya da gerek yok. Elon Musk, Ashley Vance'in bir kitabı var Elon Musk diye. Okumanızı tavsiye ederim. Ben çok çıkar çıkmaz okumuştum. Çok değerli bilgiler var içinde Elon Musk'la alakalı. Şöyle bir adam. Kendisini bütün olumsuz duygu ve düşüncelerden sıyırmayı başarabilmiş bir adam. Aynı 2012'nin sonunda, ya Hakan sen bu işi kuracaksın. Yani ben birçok insana göre altı üstü kalite eğitimleri veren, danışmanlık yapan, devamında da denetçilik yapan bir adamım. Çok kaba tabirle. Ben şirketi Bursa'da kurarken Bursa'da 97 tane şirket vardı. Bana herkes şunu söyledi. O zaman 30-31 yaşındaydım işte, artık neredeyse 40 olduk, 39,5. Ya dediler ki böyle bir şey yapma, yani sen iş yapamazsın. İnsanlar neden seni tercih etsin ki, yaşın çok küçük. Şaka bir tarafa, bugün bile hala beyaz saçlı olmadığım için iş yapıp giremediğim firmalar var. Ama bana sorarsanız bence de o onların kaybı. Bu tarafta da böyle insanın da sahip olması gereken normal bir ego da olmalı. Bir süper ego var. Aynı Iron Man gibi süper ego sizi bitirir, yalnız kalırsınız. Bir de normal kendimizde olması gereken bir ego var. Yani kendi kendimizi tatmin etmek gibi. Kendi kendimizi takdir etmek gibi aynı zamanda. Ya evet ben burada iyiyim. Ne kadar iyiyim, ne kadar kötüyüm, bu tartışılır. Elon Musk'tan öğrendiğim şeylerden bir tanesi buydu. Yani ben hala takip ederim yaptığı şeyleri. Yani Elon Musk bir şeyler yapmaya başladığında, özellikle bu elektrikli araçlarla alakalı ya da SpaceX ile ilgili, herkes ona şunu söylemiş. Yani bunu neden yapıyorsun ki? Zaten şu anda teknolojide gelinen en son seviyelerden bir tanesi bu. O bütün olumsuz kelimelere kulağını kapatmayı bilmiş bir adam. Çünkü şöyle bir şey var. Beyin kandırılabilir bir şey. Ben bunu defalarca yaşadım, defalarca gördüm. İnsanlar bana yapma, etme, işte bu kadar çok yatırım yapma, bu işlere girme, bir sürü bir şey söylediler. Ben onları dinledim, okey dedim, tamam bu senin fikrin. Ama kendi içimde kendime söylediğim şey şuydu, ben bunu yapacağım. Bu arada o ne sorusunun cevabını almak benim için 20 yılı almıştı demiştim ya. Nasıl'ı ortaya koymak da 10 yılımı aldı. Ben 31 yaşında, yani X bir firmada kalite yöneticiliği yaparken, sıfırdan başlayıp hiç kimse beni tanımıyorken, Bursa'da özellikle Türkiye'de bu işle alakalı duayenler varken, ben bu işi yaparım dedim. Aynı Elon Musk gibi. Bazıları bana şey böyle söylüyor. Yani hani abi sen de birazcık fazla abarttın falan. Yok abartmadım, bu benim dünyaya bakış açım. Sen bunu beğenirsin ya da beğenmezsin. Elon Musk onun oyunun kuralını değiştirdi kendi yaptığı işte. İçine girdiği teknolojide bugün Bursa'da
500'e yakın benim işimi yaptığım hem bireysel hem de şirket diyebileceğimiz kurumlar var. Herkes bu işi yapıyor. Ama ben bu işe başlarken şöyle demiştim. Yani ben bu işin kuralını değiştireceğim, oyunun kuralını değiştireceğim, kuralı ben yazacağım demiştim. Elon Musk da öyle yapmış. Artık günün sonunda bugün hakikaten GM gibi, Chrysler gibi, Renault gibi, Ford gibi birçok teknoloji devinin takip ettiği, hatta böyle hani Elon Musk'ın düşüncelerine daha böyle fiziksel hale gelmeden önce nasıl ulaşırızı ortaya koyan kurumlar haline gelmişler. Iron Man ile Elon Musk arasındaki aslında birleşme noktası burası. Çok değerli bir nokta var burada. İkisi de inanılmaz egoist. Ama Iron Man'in sembolize ettiği şey, süper egoyu ortaya koyarsan, yani geçen hafta Pınar'ın eğitiminde ya da işte sunuşunda bahsettiği o yüksek egoyu, günün sonunda yalnız kalırsın. Ama Elon Musk gibi gerçekten sahip olman gereken kadar egoya sahipsen, istediğin şeyleri yapabilirsin. Ben bu iki tane karakterden, bunların bir tanesi gerçek karakter, diğeri de hayali bir karakter. Hoş, Robert Downey Jr., Tony Stark'ı yani Iron Man'i sembolize eden, canlandıran, ona hayat veren adam, 40 yaşından sonra meşhur olmuş bir adam ve en son hayat hikayesine bakarsanız, Iron Man olmadan önce ya böyle bir şey var hani gelir misin bir bakar mısın falan demeden önce anladığım kadarıyla kendi içinde böyle ufak tefek oyunculuk yapıyordu. Yani neredeyse kendi kanında boğulmak üzere olacak kadar sopa yemiş bir adam. Esrar kullanan, uyuşturucu kullanan, çok kaba tabirle raydan çıkmış bir adam. Yani o karakterlerin hayat verdiği Iron Man karakterinin aslında seyredenler için, hoşlananlar için hayat verdiği adam da bu anlamda bir o kadar önemli. Tom Cruise'a gitmişti aslında. Bu Tom Cruise olsaydı bence Iron Man bu kadar çok fazla tutmazdı. İki tane çok zıt olmayan ama bazı konularda kendi dengelerini ayarlayamamış iki tane insanı sembolize ediyor bunlar benim için. Yüksek egon varsa, süper egon varsa yalnız kalırsın. Sahip olman gereken egon varsa, kendini takdir edersen ve gerçekten ne sorusunun cevabını bulduktan sonra nasıl ulaşmak için çabalarsan istediğin şeyi elde edebilirsin. Bana soruyorlar ya hani başarılıyım, başarılıyımdır ya da başarılı değilimdir. Bu insandan insana göre değişir. Bana herkes şunu söylüyor ya hocam sen bunu nasıl yaptın? Verdiğim cevap çok basit. Çalıştım, bitti. Bu kadar. Bir yerden torpilim yoktu, insanlar beni tanımıyordu, dayımın oğlunun şirketleri yoktu. Hatta işe başladıktan sonra bile çok fazla böyle dostluk içinde olduğum firmalardan mümkün olduğu kadar uzak durdum. 2-3 tane yani 8 yıl içerisinde sadece bu 2-3 tane firmaya birazcık daha böyle iş yaptık diyebilirim. Yani onun dışında benden hizmet isteyen birçok tanıdığıma bile ya sen bunu başka bir yerden alsan daha iyi olur dedim. Elon Musk bana olumsuzu örneklememeyi, olumsuzu bilinçaltıma işlememeyi öğretti. Neden? Çünkü beyin gerçekten çok kolay kandırılabilecek bir şey. Yani hepiniz gözlerinizi şimdi kapatsanız ve size güzel gelen bir şey düşünseniz, vücudunuzdaki serotonin hormonu, oksitosin hormonu, dopamin hormonu salgılanır. Bu kadar basit. Hayal kursanız, yani rüya görüyorsun, kalp atışların hızlanıyor, gecenin bir yarısı kalkıyorsun. Hayal aslında ama beyin hayalle gerçeği ayırt edemiyor. O yüzden siz gerçekten neye inanırsanız o oluyor hayatınızda. Bu arada bu söylediklerinizin hepsi bilimsel gerçek. Hani böyle kuantum olumlamalar var, bir şeyler var. İnsanlar işte şimdi gözlerini kapat, evet kendimi affediyorum da falan. Ben onlara çok fazla inanmıyorum. Yani eğer gerçekten bu beyni pozitif anlamda olumlamayla alakalı bir şeyse, o pozitif yönlendirme ile ilgili bir şeyse orası ayrı mesele ama bana sorarsanız benim kendi adıma tırnak içinde hepsi soytarılık. Beyni nasıl kandırabiliyorsunuz? O hani evrene gönder, evrene dediğimiz şey ne? Evrenin bugün en uzak noktası 10 üzeri 27 iken bizim beynimizin içerisindeki sinirlerin üzerinde her bir sinirde trilyon üzeri trilyon bağlantı var. Yani bana sorarsanız beyni anlamak, beyni çözebilmek, evreni çözebilmekten daha zor. Bahsettiğim anlamda galaksiden bahsediyorum. Kainattan bahsediyorum yani. Hal böyle olunca siz beyninizi pozitif anlamda evet bu olacak, olumlu, olumlu, olumlu düşünürseniz onların hepsi olumlu oluyor. Bugün Bursa Dalış Akademisi'nin altyapısını hazırladığı bir şeyle beraberiz. Katılımcılarımızın çoğu dalgıç, ben de biliyorum. Şöyle düşünün, dalışa gidiyorsunuz.
Ben bir dalış yapacağım. Derin dalış yapacağım. Ya bu dalış kötü geçecek dersen ben o dalış kötü geçer. Bu kadar basit. Onu oldurursun. Buna kendini gerçekleştiren kehanet derler. Bir şeyin gerçekten kötü olacağına inanırsan o olur. Falcılara gidin. Kahpe falı bakanlar olabilir. Ya da başka bir şey falan. Yıldız falına nispeten inanıyorum diğerlerine göre. Birazcık bilimsel bir tarafı da var bana sorarsanız ama kahpe falı vesaire falan bunlar da tabii benim görüşüm. Çok fazla inanmıyorum. Falcıya gider. İşte böyle el falı falan baktırırlar. Bir şey söyler. Ya biliyor musun 2 sene önce bana bir tane falcı böyle bir şey söylemişti. O oldu. O aslında olmadı. Sen oldurdun. Çünkü onun söylediği şeyi olumsuz olarak o kötü olan şeyi bilinçaltında o kadar kötü bir şekilde işledin ki sen bunun farkında olmadan yaptığın hareketler, söylediğin kelimeler, bilinçaltındaki vücut dilin o onları oldurdu. Ya kaynımla kavga edeceğim, görümcemle kavga edeceğim. Ya sen boşanacaksın. Boşanacağına inanırsan boşanırsın. Çünkü insan beyni öyle bir şey ki bütün burada ortaya koyduğu şeyleri, düşünceleri gerçekleştirme kabiliyetine sahip. O gözünün ferinden, vücudunun dilinden o her şey anlaşılır. Ya ben burada başarısız olacağım, ben burada başarısız olacağım dersen ben bu sınavda başarısız olacağım, başarısız olursun. Çünkü başarısız olmaya odaklandığın için ister istemez çalışmama eğilimi gösterirsin. Ama ben başarılı olacağım dersen o senin pozitif tarafta olumlar. Bunların hepsi gerçek. O yüzden beyin çok kolay kandırılabilecek bir şey. Ben hayata biraz böyle bakıyorum. Yani yoksa ilk başta Elon Musk'a dedikleri gibi ya diyebilirsiniz ki ulan yani adam uzaya gitti, roket gönderdi, geri döndürdü. Sen Elon Musk'la kendini kıyaslıyorsun, denetçi olmuşsun. İşte bir takım şirketlere gidip eğitim veriyorsun falan. Bence ben de kendimi Elon Musk'ıyım. Neden olmasın ki? Ama bu kadar. Daha fazlası süper egoya girer. Ben de istediğim bir şeyi yapabilmiş, ortaya koyabilmiş bir adamım aslında. Hani bugünkü toplantının amacı aslında hayalperest başlığının olmasının nedeni de birazcık bu. Ben bir hayal kurdum, gerçek oldu. Siz hangi hayali kurup gerçekleştirmek istiyorsanız, o hayale karşı kendinizi olumlu şekilde odaklarsanız eğer o hayale ulaşırsınız. İşin özü aslında birazcık bu. Evet, Margot Robbie. Namı değer Harley Quinn. Benim çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Kızım da sizi Harley Quinn olarak izliyor aslında. Bu karaktere bir bakıyorsunuz. Aslında çok güzel bir karakter. Yani hatta şunu da göstereyim. Bu da bir şoku. Çok güzel, değil mi? Böyle insanları gördüğümüzde biz birazcık daha böyle şey yapıyoruz. Onları hemen nasıl söyleyeyim? Etiketliyoruz zayıf diye. Harley Quinn bana sorarsanız izlediğim filmlerdeki en güçlü karakterlerden bir tanesi. Size nedenini söyleyeyim. Ben Harley Quinn'de ne görüyorum? Harley Quinn kesinlikle bu arada anaç bir kadın değil. Orası ayrı mesele. Ama zayıf bir kadın da değil. Hafif bir kadın da değil. Biz genellikle böyle kadınları, böyle tipleri erkek de olabilir bu. Hiç önemli değil. Genellikle böyle tipleri gördüğümüzde hafif olarak algılama eğilimine giriyoruz. Harley Quinn neden en güçlü karakterlerden bir tanesi? Çünkü bütün filmlerini izleyin. Suicide Squad, Harley Quinn, Yırtıcı Kuşlar. Harley Quinn duygularını saklamaktan çekinmeyen bir kadın. Benim Harley Quinn'den öğrendiğim şey buydu. Eğer insan olarak, kişi olarak duygularımızı saklıyorsak, o duyguları saklamak kadar zor bir şey, insanın enerjisini tüketen bir şey yok bana sorarsanız. Harley Quinn ağlar, aşkını en üst seviyede yaşar, nefretini en üst seviyede yaşar, duygularını kesinlikle saklamaz. En son filmde Yırtıcı Kuşlar'da bir tane kız çocuğuyla böyle 14 yaşlarında, 13 yaşlarında işte bir araya geliyor. Onu bırakıyor falan, evet anaç bir karakter değil ama en güçlü karakterlerden bir tanesi. Ben Harley Quinn'den bunu öğrendim mesela. Bu herkesin karşısında ağlaman geldiğinde ya da ağlama ihtiyacı hissettiğinde ağla anlamına gelmez tabii ki. Ya da herkesin karşısında çok sinirlendiysen bütün sinirini göster anlamına gelmez tabii ki. Çok sinirlenmiş olabilirim o ortamda. O siniri benim yansıtacağım daha özel bir ortam olabilir. Eğer bunu doğru yerde yapmıyorsanız tabii sonu gene felaket olur. Orası ayrı mesele. Ama Harley Quinn'in bendeki onun figürüne baktığımda karşımda duruyor şu anda figürüne.
Joker'le beraber. Çok değerli parçalardan bir tanesi bu. Suicide Squad'ın film özel serilerinden bir tanesi. Benim Harley Quinn'den öğrendiğim şey bu. Ben filmlere birazcık böyle bakıyorum doğrusu isterseniz. Duygularımı saklamak ya da onları gizlemek o kadar çok insanın benim enerjimi tüketiyor ki ben oradaki duyguları saklamayıp dediğim gibi herkesin karşısında ağlamak ya da sinirlenmek ya da böyle ağzı bozup ağzım çıktığı kadar bağırmak anlamında değil elbette. Onları tüketip ona harcayacağım enerjiyi daha farklı yerlere yöneltebiliyorum. Kötü bir gün geçirdiysem, orada gerçekten sinirlendiysem, o duygu durumundan ya da enerji, o duygu durumundaki o enerjiyi kendi yöntemlerimle ortadan kaldırıp, biraz daha böyle kafamı pozitife odaklayıp, çok değil 15 dakika sonra gerçekten yapmam gereken işe %100 odaklanarak o yapmam gereken işi yapabiliyorum. Harley Quinn'den öğrendiğim şeylerden bir tanesi benim bu. Duyguları saklamaya çalışırsan inanılmaz enerjin tüketirsin. Duyguları saklamaya çalışırsan bu seni çok fazla yorar. Doğru şekilde onları tüketip oradaki diğer enerjiyi, geri kalan enerjiyi doğru yere adapte etmen gerekiyor. Harley Quinn o yüzden benim için en değerlilerinden bir tanesi. Malefiz. Eşim Pınar sizi Malefiz olarak izliyor. Malefiz'i görünce benim aklıma ilk izlenim gelir. Malefiz de aslında bir o kadar anaç karakterlerden bir tanesidir. Ve hepimiz aslında şunu düşünürüz. Yani ilk izlenim. İlk izlenim çok önemli. Yani tamam ilk izlenim çok önemli de peki ya son izlenim? Malefiz karakterine bir bakıyorsunuz. Malefiz'den, Malefiz'in bende karşılığı son izlenim. Bu karaktere bir bakıyorsunuz. Çok fazla uzak, donuk. İnsanlarla ya da diğer çevresinde olan canlılarla, işte o filmdeki perilerle vesaire falan çok fazla iletişim kurmayan, genellikle böyle duvarları olan bir karakterdir. Böyle bir karakteri gördüğünüzde ilk izlenimimiz zaten 1-2 dakika içinde gerçekleşiyor ve siz onun notunu veriyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz tamam yani benim bununla işim olmaz. Ama filmin sonuna geliyorsun. Malefiz şimdiye kadar bütün Marvel ya da DC Comics filmlerinde bu serilerde gördüğüm en anaç, en yardımsever karakterlerden bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Ben ilk Malefiz'i seyrettiğimde dedim ki ilk izlenim bir de son izlenim var. İnsanları ilk izlenimime göre yargılamamayı öğrendim. Tabii ki o ilk izlenim kalıyor. Şunu söylemek de istemiyorum. Yani hani ben bir yere gittim diyelim. İşte abi ilk izlenim bu adam bunu aldıysa ya da kadın bunu aldıysa o onun kendi derdi demiyorum tabii. Yani ilk izlenim için doğru çaba sarf ederken ya da karşımdaki insanı böyle değerlendirirken son izlenimine de bakıyorum. Bu son izlenim kimisi için bir yıldır, kimisi için 3 aydır, kimisi için 8 gündür, kimisi için 3 gündür. Biz çok tırnak içinde aslında insanlara not veririz. İnsanların olaylara karşı verdikleri hareketlerle, davranışlarla not veririz. Ama aslında belki de o kendi içinde daha farklı bir duygu durumu yaşıyor olabilir. Kendi hayatımıza gerçekten çok değer katacak birisini sadece bu ilk izlenim nedeniyle kaybediyor olabiliriz. İnsanlara şans vermek demek Malefiz benim için. İlk izlenimde o insanı sevmediysem, ondan elektrik alamadıysam şans vermek demek. Şans vermek de neyse artık yani onunla iletişim kurmak için çabalamak anlamına geliyor desek daha iyi olur. Yani ben neticede çok fazla böyle şans verecek birisi değilim ama ben bunu duygu, ilişkiler, arkadaşlıklar anlamında söyledim. Yanlış anlaşılmasın. Genelde öyle yapıyoruz çünkü. İlk seferinde herkesi gömüyoruz. Hatta bu az önce adını saydığım, onlardan öğrendiğim şeylerle ilgili şeyleri anlatırken sizlere çoğu zaman eğitim salonunda bile ben kahramanlar görürüm. Kimisi Malefiz'dir, kimisi Joker'dir, kimisi işte Bishoku'dur, kimisi Iron Man'dir benim için. Hep onları onunla değerlendiririm. Yani çünkü hepimiz aslında birden fazla duygu durumunu ortaya koyan karakterlerdeniz. Evet hanımlar, Henry Cavill gerçek adıyla Superman karakteri. Adam evet yakışıklı, benim de bir itirazım yok bu arada. Superman karakteri çok enteresan karakterlerden bir tanesi. Superman bana şunu söylüyor. Eziksen silinirsin. Şimdi bir Smallville'i düşünün. Eski Superman filmini. Bu Man of Steel, Henry Cavill, yeni Superman. Bu karakteri bir bakıyorsunuz. Canlandırdığı Clark Kent karakterini izlediğimde
Aslında diğerlerinden ne kadar farklı değil mi? Yani az önce adını söylediğim Malefis hariç o bir hayal kahramanı gibi böyle. Süpermen dünyanın dışından gelmiş. Bir hapşırsa böyle dünyanın yörüngesini değiştirebilecek adamlardan bir tanesi aslında. Ama o kadar saklanıyor ki tırnak içinde ben ezik diyeceğim. Öyle değil elbette. Hani filmde böyle o kadar çok ezik olarak gözüküyor ki ta ki kendini bulana kadar. Ama o eziklikle işte gazetenin patronundan azar işitiyor, yapacaklarını yapamıyor. İnanılmaz bir enerjisi var. Ve o ezik haliyle o inanılmaz enerjisini, potansiyelini doğru şekilde kullanıp doğru şeylere harcayamıyor. Ne zamana kadar? Özgüvenine sahip olana kadar. Ben Süpermen'i gördüğümde diyorum ki evet, Süpermen ezik bir karakter. Ezik olursan silinirsin. Aynı süper ego ile ego gibi. Tabii ki Süpermen'in olumlu taraflarından aldığım çok şey de var. Ben özellikle bu konular üzerinde durayım istiyorum. Yani belki de çok iyi bir yönünden bahsetmek lazımdı. Ki bahsedilebilecek duygu durumu olarak birçok nokta var elbette. Ezik olursan silik olursun. Benim Süpermen'den öğrendiğim şey bu. Yani tamam ya yaparız. O egoyu doğru yere getirmek de aslında Süpermen'den öğrendiğim şey. Aynı Elon Musk gibi. Süpermen ne zaman süper egosunu değil, yüksek egosunu değil, kendi egosuyla buluştu. Sahip olması gereken ego iyi bir şeydir. Yüksek ego kötü bir şeydir çünkü. O kendi egosuyla buluştuğunda işte bu sefer ne yaptı? Hem kendini buldu, hem kızı kaptı, hem dünyayı kurtardı. Süpermen karakteri benim için böyle bir karakter. Son karakter, son slayttan bir önceki karakter, Hulk karakteri. Bu Hulk karakterine baktığınızda en çok etkilendiğim karakter bu. Bir 15 dakika kadar kaldı. Hızlıca toparlamaya çalışacağım. Bu karaktere baktığımda bu hırkalı olan karakter, bir de en sağ taraftaki sinirli olan karakter hepimizin içinde bu duygu durumundan var. Ben bu sahneyi gördüğümde hayran olmuştum. Senaristiyle bu sahneyi gerçekten fiziksel olarak şekillendiren oradaki görsel efekt uzmanlarıyla ve o senaristin kafasında gerçekten ne düşündüğünü çok merak ettim. Çünkü hepimizin içinde hiç kimseye göstermek istemediğimiz kötülükler var. Ve o kötülükler zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bazen alkolle karşımıza çıkıyor. Bazen yalnız kaldığımızda karşımıza çıkıyor. Bazen insanları incittikten sonra bunları anlıyoruz. Hepimizin içinde annemiz var, babamız var, Harley Quinn var, Malefiz var, Iron Man var, Elon Musk var. Bu Hulk karakteri benim için bütün bu karakterlerle barışmış, egosunu dengelemiş karakter aslında. Ben bunu gördüğümde ilk filmde o ilk anda tüylerim diken diken oldu. Yani daha önce hep diğer taraftaki gibi kızgın halkı görmeye alışmışken kendi içiyle barışmış, kendi içine dönmüş. Hani yumurta içeriden çatlarsa hayat olur, civciv çıkar. Yumurta dışarıdan çatlatılırsa ölüm olur diye. İşte bu adam, bu senarist gerçekten tebrik etmek lazım. İçeriden çatlatmış ve o gözlüğüyle gerçek insan karakterindeki o hırkasıyla bütünleşmiş ve içindeki canavarları da dengelemiş bir adam, kendi olmuş bir adam. Ben halkın bu sahnesini gördüğümde dedim ki işte mutlu adam bu. Hepimiz içinde birden fazla karakter var. O karakterleri bana sorarsanız dengelemek en önemlilerinden bir tanesi. Ben kendi hayal dünyamda bu karakterlere baktığımda bu duygu durumunu, bu psikolojik durumu görüyorum. Velhasıl hepinizden ekrana çok dikkatli bakmanızı isteyeceğim. Benim işime nasıl etkisi oluyor genellikle bunların? Ben insanlar Iron Man filmine baktığında bunu görüyor. İnanılmaz bir hologram. Bu gördüğünüz, kızım çekti hatta bunu. Çok basit, daha ilk demo, öyle söyleyeyim. Ben Iron Man filminden, sesi duymuyorsunuz ama görüntüye bakmanız yeterli olacak. Ben Iron Man filminden arkadaşlar böyle esinleniyorum. Hepinize dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Süper. Evet, paylaşımı durdurdum.